Belediyelerimizin plan, proje ve yaşamdan haberleriyle karşınıza geldiğimiz Orada Neler Oluyor programımızda. Bugün Çekmeköy Belediyesi'ni ağırlayacağız. 24 Canlı'nın ekibinden Umut Erol ve kameraman arkadaşımız İlker Ulu Çekmeköy'de iftar alanında bizi bekliyorlar. Yanlarında da belediye başkanı Sayın Ahmet Poyraz var. Merhaba Umut, Sayın Başkan'la Çekmeköy'de Ramazan nasıl geçiyor merak ediyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen size bırakalım. Beyza Hakan, rahmet ve bereketin simgesi olan o toplu iftarlar Türkiye'nin birçok noktasında, İstanbul'un birçok noktasında düzenleniyor ve işte o rahmet ve bereketin simgesi olan iftar sofralarının düzenlendiği bir adresteyiz biz de. Çekmeköy'deyiz. Burada oldukça büyük bir Ramazan etkinlik alanı oluşturulmuş durumda. Ramazan'ın o manevi atmosferi her yerde olduğu gibi her akşam burada da coşkuyla yaşanıyor ve yanımızda senin de söylediğin gibi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz var. Hemen kendisine dönüyorum ben. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz Çekmeköy'e. Efendim hoş bulduk diyelim. Ramazan, Şaban ve Recep ayı müjdelemişti Ramazan'ın gelişini ve sonunda Ramazan ayı geldi. Bütün maneviyatıyla ümmetin ayı. İsterseniz Ramazan'dan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz Ramazan için? Tabii Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Çünkü tabii Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başlandığı bir ay. Yani çok önemli bir ay. Böyle bir ayı tabii başta bize böyle birlik beraberlik içinde yaşamamıza vesile olan Rabbimize şükürler olsun diyorum. Bizler de tabii böyle güzel bir ayın bereketini, rahmetini, günahlardan affolunan böyle bir ayda istedik ki Çekmeköy'ümüzde, insanlarımızda güzel bir mekanlarda bu Ramazan'ı kutlayalım, güzelliklerle kutlayalım. Ve bunun için de belediye olarak elimizden gelen bütün gayreti yapmaya devam ediyoruz. Efendim açıkçası oldukça büyük ve güzel bir etkinlik alanı. Öncelikle yeşil o bir kere çok güzel. Arkamda benim dikkatimi çeken burada birbirinden farklı güzel standlar var. Her birinin üzerinde farklı şehirler yazıyor. Çok güzel bir etkinlik alanı. İsterseniz etkinlik alanını tanıyarak başlayalım. Ben öncelikle tabii bu alan hakikaten İstanbul'da çok ender bulunabilecek. Bizim belediye binamızın hemen önünde yaklaşık 50 bin metrekare bir yeşil alan. İşte böyle güzel bir alanın her noktasını istiyoruz ki iyi değerlendirelim. Tabii sadece Ramazan'la alakalı değil, burada birçok etkinlik yapıyoruz. Ama Ramazan'da da bu meydanımızı işte bölgemizde nüfusu fazla olan illerimizden başlamak üzere ilk 15 ilimizde onlarla öncesinde bir toplantı yaptık. Dedi ki bakın, önce size buralarda bunu üçüncü senemiz bu sene standlar verelim. Siz gelin burada yörenizde ait işte tatlınız olabilir, yemekleriniz olabilir, çayınız, kahveniz neyse. Çünkü mesela Bingöller var burada. Bingöller'in kahvesi var mesela, çok güzel. İşte onu geçen tattık. Mesela bunun gibi birçok yani yöresel anlamda tanıtabileceğiniz ve o yörelerin, o derneklerimizde de imkan sağlayacak böyle standlar verdik. Tabii onlardan bir tek kuruş ücret almadan ve bütün bu yapıları elektriğine ve altyapısına varıncaya kadar belediyemizin yaptığı bu standları verdik. Bunun yanında yine tabii bu standlara aileler geliyor ama onların çocuklarını da düşünmek lazım. İşte çocuklar için de çok güzel bir çocuk parkı yaptık, oyun parkı yaptık. İnanın gece burası o kadar muhteşem oluyor ki bir Luna Park'ın havasında oluyor. Orada çocukları eğlenirken, aileler burada yöresel anlamdaki o tatları tadarken tabii saat 11'e kadar devam eden bir programımız var. 11'den sonra da mescidimizde ibadet yapmak isteyenler için de mescidimiz var. Evet, ben de tam onu soracaktım. Aynı zamanda burada teravih için bir alan da var. İnsanlar burada hem abdest alıp hem de burada teravih namazlarını da kılabiliyorlar değil mi? Tabii 11'de programımızda, çünkü hani saat tabii geçmiş oluyor camide teravih ve namaz saati. Onun için burada kalan, etkinlik alanında kalan ve sonrasında da namazını, yatsı namazını eda etmek isteyenler, teravih namazı kılmak isteyenler için güzel bir mescidimiz var. Abdest ve tuvaletlerimiz, her şeyimiz mevcut. Orada da ibadetlerini yaparak buradaki bu güzel etkinliğin sonunda da Allah'a karşı olan ibadetlerini yaparak evlerine gönül rahatlığıyla, huzuruyla gidiyorlar. Peki efendim, böyle güzel bir etkinlik alanı, arkamda büyük bir sahne de var burada, evet. Görüyorum hemen. Akşam burada nasıl bir atmosfer oluyor onu soracağım size ve ne gibi programlar oluyor? Burada insanlar geldiği zaman neler görüyor? İnanın burada tabii her akşam binlerce insanımızı ağırlıyoruz ve burada bu yani şu anda gördüğünüz bu sahnede, bu alanda da birbirinden çok değerli hocalarımız var, değerli müzik ustalarımız var. Yani her anlamda insanımızın Ramazan'ı yaşatabilecek, o manevi atmosferi yaşatabilecek
Çok güzel etkinlikler, çok güzel sunumlar yapılıyor. Çok güzel insanlarımızı dinlendirecek böyle musikilerin söylendiği. Her akşam da farklı etkinlik olan bu alanda, bu tarafta böyle güzellikler her akşam vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Ben iftara geçeceğim. Az önce de söyledik yayına başlarken, rahmet ve bereketin timsali adeta o iftar sofraları. Hele ki bir de toplu olunca daha da güzel. İnsanlar hem kaynaşıyor hem de o güzel toplu iftarın tadını çıkarıyorlar, manevi tadını çıkarıyorlar. Burada bir de iftar çadırımız var hemen belediyenin yanında. Akşam iftarda ne gibi bir program oluyor? Bakın, her akşam biz iki noktada iftar veriyoruz. Bir tanesi burada, bir de Taşdelen merkezde hemen. Her akşam burada vatandaşlarımızın, bu işte buradan geçen, burada evine gidemeyen veyahut da ya gelin şöyle bir değişiklik yapalım diyen bütün vatandaşlarımıza gerçekten her noktası, yani yemeğinden tutun işte oradaki ikramına kadar en leziz şekilde veriyoruz. Ve böylece bu alanı ve Çekmeköy'de iftar yapmak isteyen vatandaşlarımıza da bu çadırlarımızda her akşam 1000-2000 insanımıza iftar veriyoruz. Sokak iftarları devam ediyor yine. Tabii. Mesela bizim bu akşam şu anda Taşdelen Meydan'da bir iftarımız var. 6000 kişilik bir iftar. Aynı şekilde yani bu iftarlar her akşam. Ama sokak iftarlarımız mahalle bazlı oluyor. Mesela bazen iki mahalleyi birleştirip tek bir merkezde veriyoruz. Hem sokak iftarlarımız hem çadırlardaki iftarlarımız Ramazan boyu devam edecek inşallah. Bir de herhalde her akşam farklı bir derneği de ağırlıyorsunuz. Tabii. Böyle bir olay var. Yani şimdi mesela biz yine aynı şekilde bölgemizdeki en nüfusu yoğun olan derneklerimizle bir toplantı yaptık. Dedik ki siz şimdi yani dernek olarak hani insan bölgesindeki insanlarla hasbihal etmek, beraberce bir iftar çözelim demek isteyip de imkan olmayanlara biz burada bütün her şeyini bizim karşıladığımız, siz sadece hemşehrilerinizi davet ettin dediğimiz böyle iftarlarımızda, mesela dün akşam Erzurumlar buradaydı. Böyle yine onların talep ettiği günlerde onlarla beraber olup aynı iftarda, aynı masada buluşuyoruz. Efendim peki bir de bu sofralara gelemeyenler var. Belediye olarak onlara da ulaşıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bakın, ben her gittiğim yerde diyorum ki eğer komşusu, yani yemek yapacak kimsesi yok veya evinde erzak alacak kimsesi yoksa bunu ne olur bize bildirin. Biz bunu sadece Ramazan'da değil, evet Ramazan'da biraz daha genel anlamda yapıyoruz ama biz evinde yemek kaynatacak kimsesi olmayan, Çekmeköy'de yaşayan bütün kardeşlerimize her gün sıcak yemek gönderiyoruz. Bunu Ramazan'da da devam ettiriyoruz, Ramazan'dan önce de. Yani 12 ay biz her evlere, yani evinde yemek yapacak kimsesi olmayan kardeşlerimize evlerine sıcak yemeği gönderiyoruz ve o kardeşlerimizin de bizler gibi gerçekten ihtiyaç duydukları o temel ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Son olarak anladığım kadarıyla biri akşam buraya geldiği zaman, yani Çekmeköy halkından biri buraya geldiği zaman iftarını yapıyor. Sonra buraya geliyor. Burada güzel bir etkinlikle o Ramazan'ın manevi tadını yaşıyor. Manevi hazzını alıyor. Sonra burada teravihi de kılıp evine gidebiliyor. Yani her şeyi yapabileceği bir alan. Aynen. Peki başkanım, halkın ilgisi nasıl? Halkın tepkisi nasıl? Ya kesinlikle muhteşem. İnanın, hele hafta sonları. Gerçi 2-3 gün tabii biliyorsunuz Ramazan biraz soğuk geçti. Allah'ın o da bir, hakikaten İstanbul'da yaşayan Müslümanlara bir rahmeti, bir bereketi. Ama havalar düzeldikten sonra burada binlerce insanımız her akşam böyle ailesini, yani biz sadece bu yetkinlik alanı değil, çünkü alanımız 50 bin metrekare olmasa sebebiyle çoluğunu çocuğunu alıp gelip, yani iftariyelerini de alarak burada iftarlarını da açıyorlar. Yani çadırın dışında kendi evden getirdikleri kolu komşusuyla beraber bu alanı binlerce insanımız her akşam geliyor. Dediğiniz gibi her türlü güzelliği, maneviyatı yaşayarak huzurlu bir şekilde evlerine gidiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Tabii Ramazan'da yine cidden insanlarımıza her türlü yardımı yapmak için bu bütün aslında belediyelerimiz yapıyor ama biz Çekmeköy Belediyesi olarak da yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz. Çünkü Ramazan işte ilk onunu neredeyse tamamlıyoruz. Bereketi, rahmeti, günahlardan affolunan böyle bir ay. Tabii böyle bir ayın bu maneviyatına yakışır şekilde de bizler hizmet yapmaya, Çekmeköy halkına onların duasını almak. Bütün gayemiz oradan bir Allah razı olsun cümlesini alabilirsek her şeyin üstünde diyor ve onlarla beraber olmaya gayret ediyoruz. O zaman bize kolay gelsin diyelim sizlere. Biz de size çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı bize verdiniz. Bu alanı gerçekten ülkemizdeki milyonlarca insanımıza tanıtma imkanı verdiniz. Çok teşekkürler. Evet Beyza Hakan, Çekmeköy Belediyesi'nin iftar alanındaydık. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'la birlikte buradaki etkinlikleri konuştuk. Söz tekrardan stüdyoda.
Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz açıklamalarından dolayı ve Çekmeköy Belediyesi'ni kutluyoruz bu güzel etkinlikler için.